reklamların ardından Güneydoğu TV ekranlarında birlikteliğimiz devam ediyor. İlk bölümde Şanlıurfasporumuzun güzel almış olduğu galibiyeti, son 4 haftadır süren çıkışını konuştuk. Yani güzel, keyifli oldu bizler açısından. Devam edecek ikinci bölümümüzde Şanlıurfasporumuzun artık Sarıyer'le oynayacağı karşılaşma var. Bunun üzerinden konuşacağız, kalan maçları değerlendireceğiz. Karaköprü sporumuzun almış olduğu mağlubiyet vardı. Beklenmedik bir mağlubiyet oldu kendi sahasında. Onu programın sonunda değerlendireceğiz. Konuşacağız uzun uzadıya daha. Vaktimiz bol Mehmet abi. Evet. Şimdi her hafta bir istatistiğimiz var seninle biliyorsun. Evet. Tamam. Ki 4 maçta 10 puan istatistiğini yakaladın. Tebrik ediyorum kardeşim. İyi bir gerçeği konuşalım. Yani şimdi spor adamlığı tamam tahmin üzerine yürütüyoruz ama değerli izleyiciler. Mahmut Şanlıurfaspor'un 4 maçta 10 puan alacağını tahmin etti. Gümüşhane'yi yeneceğimizi de söyledi. Kendi sahamızda Zonguldak'ı yeneceğimizi de söyledi. Hacettepe ile beraber kalacağımızı da söyledi. Deplasmanda. Evet. Ben kendisini kutluyorum. Kalan son 4 maç üzerinden bir kritik yapalım. Evet. Şanlıurfaspor Sarıyer maçı. 3. 3 puan. Evet, yazıyorum üç. Ama. Bakın yazalım şimdi, yazalım. Evet. Çünkü, günahıyla ama sevabıyla bakın, yazalım. Sarıyer'in playoff iddiası olduğunu söyleyelim. Çok da iyi bir kadrosu hiç var. Hiç sıkıntı değil. Manisa Urfa maçı. Ya ona 0 yazıyorum. 0. Yani Urfaspor Manisa'dan puan getirebilir mi? Ya Manisa herkesi yenmiş. Bir puan alırsak yani oradan beraberlikle dönersek bizim için iyidir. Evet. Yani Sarıyer'in 49 puanla 4. sırada olduğunu da söyleyelim. Hiç önemli değil. Şanlıurfaspor bugünkü futbolunu oynamış olsaydı bugün liderin 79 puanı varsa bizim de 75 puanımız vardı. 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 Peki. Bir de Çorum maçı var biliyorsun. Çorum'da 8. sırada 46 puanı var. Hiç sıkıntı yok. 3 puan. Kendi sahamızda oynuyoruz. Sorun değil abi. 3 puan yani. 3 puan. Şimdi Sarıyer, Çorum, Manisa maçlarında 7 puan diyorsun. Yani 6. Beklentim 6. Manisa maçını kaybetmemiz benim için sürpriz sayılmaz yani. Ama ben de Manisa'dan Şanlıurfaspor'un puan getireceğini Manisa düşünüyorum. Manisa işini bitirirse onun yani Manisa'nın maça nasıl çıkacağı Manisa'nın şampiyonluk maçı olursa evet abi, Manisa'dan kolay puan alamayız. Şampiyonluk maçı olacaksa eğer. Olacaksa evet. Matematiksel olarak Manisa bizim maça çıkıp aldığı takdirde ligin şampiyonluğunu garantileyecek olursa yani motivasyonu ne olacak? 2 kat daha artacak. Şimdi hemen bir bakalım Mahmut. Yani evet. Şimdi 79-58 evet, değil mi? Şimdi kaç Manisa 29 maç oynamış 75 puanı var. Evet. Baktığımız zaman 58 puan var Hekimoğlu Trabzon. Evet. 17 puan. Aradaki fark 17 puan. Bu hafta birbirleriyle oynayacaklar. Evet. 8 hafta 24. Ha, 24 puan eder. Evet. Yani bu hafta bu haftadan sonra şimdi bu hafta yenilmezse haftaya bizi yendiği takdirde şampiyon olacak. Şimdi yani bunun maçı şampiyonu belli. Evet. O yüzden söylüyorum hani Manisa bizim maçta şu kupasını alıp turunu atabilir. Atabilir, evet. Atabilir. Evet. O manada hani motivasyonunu %100 arttırarak bizim maça çıkabilir. Yani yenilirse daha süreç uzun bir iki şey olabilir ama bizim maçta direkt işi bitirme ihtimali var. O yüzden bir tereddütüm var Manisa Spor'la alakalı. Evet. Bu arada Hasan abi çok güzel bir resim göndermiş. Hasan abi o resmi hemen attım. Ali onu da birazdan fotoğrafları yayınlayacak. Böyle karabalık bir şekilde hem gençler bizi izliyorlar. Çocuklar da bizi izliyor. Suruç'a selamlar gönderiyoruz. Ciddi anlamda Suruç halkı bizi izliyor. Urfa Spor'u takip ediyor. Süleyman Akaltun kardeşimize Hasan abiye çok selamlar gönderiyoruz. Şükrü Ağa Bey'imiz bizi izliyor. Ha Şükrü Baruk. Femi Şifa kardeşim bizi izliyor. Ali Casuk kardeşimiz bizi izliyor. Hüseyin Baynal kardeşimiz izliyor. Fırat Ramazanoğlu ağabeyimiz bizi izliyor. Mehmet Aslan bizi izliyor. Bunlar bize görüntü atmışlar. Bunların hepsini birazdan sevgili Ali kardeşim hemen bize şey yapacak. İzleyicilerimize bir jest olsun. Öyle mi Mahmut? Evet. İzleyicilerimiz bunu görsünler diye. Tabii ki kritik yapmak önemli, yorum yapmak önemli. Ama hepimizde Urfaspor'un artık iyi futbol oynadığı fikri ciddi anlamda ön plana çıktı. Hepimiz Şanlıurfaspor'un çok daha önemli maçlarda çok daha güzel pozisyonlara girdiğini görüyoruz. Ya Manisa maçıyla alakalı da birçok izleyicimiz Manisa maçında kazanacağımızı söylemiş. Murat Demir abimiz de Manisa'yı yeneceğiz diye mesaj atmış. Çetin'in de istatistik çalışması var Manisa ile ilgili. Hemen bakalım bir tabii Manisa ile ilgili şöyle şey yapmış. Manisa maçında diyor en büyük avantajımız
puan kaybettiği 6 maçı da kendi sahasında. İlginç. Manisa'nın 7. takım biz olacağız diye bir iddiası var onun. İnşallah da yanılmaz 7. takım biz oluruz. Deplasmanda oynadığı bütün maçları kazanmış. 6 maçta takılmış. 6'sı da kendi sahasında. Çok ilginç. Ama o zaman evet. O zaman Şanlıurfaspor'un da oradan en azından bir puan yatırma olasılığı gayet yüksek. Yüksek ama benim de nedenim, sebebim de şu ki o maç Manisa'nın şampiyonluk maçı olursa Manisa çıkıp ligi bitirmek isteyecektir diyorum yani. O zaman Mehmet abi benim maça asılacak ve ligi, onun için lig bitecek o günden sonra. Hatırlıyorum, doğru söylüyorsun. Yani Manisa'nın Şanlıurfaspor son maçı olabilir. Ondan sonraki maçlara yani terlemeden bitirebilecek bir pozisyona gelecekler. Her ne kadar ondan sonra oynayacakları maçta düşecek takımlar var, playoff oynayacak takımlar var, ligin kaderine etki yapıyor olacaklarsa da ama sonuçta şampiyon olmuş bir takım olacak. Bunun düşüncesiyle Manisa maçında çok da bir tahmin yürütemiyorum yani. Zor. Evet. Yani ben de şimdi matematiksel olarak baktığımız zaman Manisa Şanlıurfaspor maçına galip gelirse, ki bu hafta oynayacağım maç çok önemli. Evet. O maçı galip getirirse Şanlıurfaspor maçında tur atacağını düşünüyorum. Manisa Futbol Kulübü, bunu söyleyelim. Yani Manisa diyoruz ama aslında Manisa Futbol Kulübü değerli izleyicilerimiz. Evet. Hak etti. Evet. Kabul etmek ya lazım. Murat Demir abi diyor, bırakın beraberliği, Manisa ilk mağlubiyeti bizden alacak demiş. Evet. İnşallah yani şimdi evet. Kolay değil ha. 23 tane galibiyet almış, 6 beraberliği var. Mağlubiyeti hiç yok. 75 gol atmış. Çok önemli bir istatistik. 19 gol imiş. Yani şampiyonluk için gereken bütün istatistikleri yerine getirmiş. Emek vermişler. Manisa futbol şehri, kabul etmek lazım, Ege bölgesinde. Futbolcular oraya rahat gidebiliyorlar. Orada futbolcu transfer etmek çok kolay ama Güneydoğu'ya futbolcu transfer etmek, futbolcu getirmek çok zor. Ben inşallah başarılı olacak diye düşünüyorum. Urfaspor'un Manisa'dan da puan getireceğine inanıyorum. Evet, Karaköprü'ye bir sayfa açalım, sonra Sarıyer'le ilgili biraz evet, konuşalım. Mahmut, ne diyorsun Karaköprü'yle ilgili? Vallahi geçen hafta söylediklerimizin üstüne çok da bir şey değişmedi Mehmet abi. Değişmedi. Değişmedi. Evet. Ben zor bir sürece girdi Manisa, böyle bir ufak bugün bir istatistik yaptı Mahmut. Yani Muğla 18 puanda, Silivri 28 puanda, 16. sırada. Karaköprü'ye bakıyorsunuz 13. sırada 29 puanı var. Hemen ardından Kozan'ın da 29 puanı var. Ardından Sultanbey'in 28 puanı var, Silivri'nin 28 puanı var, Muğla'nın 18 puanı var. Muğla düştü diye düşünüyorum ama şimdi ilginç maçlar yaşıyor ki 10. sıradaki Bergama'nın 31 puanı var, 11. sıradaki Modofen'in 30 puanı var. Evet. Ve Karaköprü'nün rakiplerine bakıyorum Mahmut. Yani Karaköprü'nün rakipleri de çok şey. Hani Mehmet abi, Bergama'ya gidecek. Evet. Direkt rakiplerinden biri. Bergama 31 puan var. Evet. 10. sırada Karaköprü 29 puanı. Yani Bergama'dan evet, bir galibiyet getirirse Karaköprü. Ki bu hafta deplasmanda kazanarak bu puana geldi Bergama. Evet. Evet. Yani Bergama ve Karaköprü maçlarına bakıyorsunuz. Bergama, Karaköprü deplasmana gidiyor Karaköprü. Ardından Karaköprü Spor Modofen'le oynayacak. Modofen'e bakıyorsunuz 11. sırada 30 puanı var. Ardından Kırıkkale deplasmanına gidecek. Bakıyorsunuz Kırıkkale'nin 30 puanı var, 12. sırada. Evet. Sonra kendi sahasında Muğla ile oynayacak ki bu maç rahat diyoruz. 17. sırada 18 puanı olan Muğla ile oynayacak. Bir bakıyorsunuz Kozan Karaköprü maçı var. Kozan'ın da 29 puanı var. 14. sırada en son şampiyonluğu oynayan Adıyaman'la oynayacak ki 1, 2, 3, 4, 5, 6 hafta kaldı. Yani Şanlıurfaspor'u kurtaralım derken izleyicilerimiz de bunu yazmışlar. Karaköprü sıkıntıya girdi. Ben Karaköprü Spor'a başarılar diliyorum ama Bergama maçında ne yapıp ne edip bu hafta yani, umutun abi, olmaması. Umut yoktu, metan yoktu. Metan yoktu. Ama evet, şu önemliydi. Biz ne dedik? Rakiplerinize vermeyeceksiniz. Evet. Sultanbeyli'yi burada yenmiş olsaydı Sultanbeyli'yi gönderecekti altta. Mahkum edecekti. Büyük ihtimalle Sultanbeyli bu ligde artık ölüm kalım maçlarına çıkacaktı. Evet, Sultanbeyli burada Karaköprü'den puan aldıktan sonra üst üste 6 puan aldı 2 maçta.
3 puan 3 puan aldı. Kestel'i deplasmanda mağlup etti. Kendi sahasında kazandı. 6 puan aldı. 6 puan almakla nereye geldi? Yakaladı Karaköprü'yü. 29 yakaladı, puana, evet, 28 evet. puana geldi. Karaköprü buraya geldiği zaman Sultanbeyli 6-7 puan fark vardı. Bir anda tersine dönderdik. Biz Sultanbeyli'yi boğulmasına izin vermedik. Tuttuk orada. O Sultanbeyli bugün geldi, bizi yakaladı. Ensemizde nefesi. Evet, evet. Çok kötü. Ondan sonra bakıyorum Siirt'e. Biz Siirt'e puan verdik. Kendi sahamızda. Bunları vermememiz lazım. Bunları mutlaka almamız lazım. Sıkıntı yani bu takımı da futbol oynayanlar çok iyi bilirler. Bu görüntü futbolcuları da strese koyar. Evet. Futbolcu, Karaköprü yönetimi, Sayın Başkan Metin Baydilli'ye, Mustafa Aslan kardeşime ve yönetime sesleniyorum. Ne yapın ne edin, gidin tesislerde futbolcularla birlikte yatın. Kalkın, Ufa Spor yönetimi için de söylemiştim, uyarmıştım. Ufa Spor yönetimi bunu yaptı. Geçen hafta dedim Yemin Başkan'a, gecenin saat 12'de Yemin Başkan kulüpteydi. Yöneticiler kulüpteydi. Ha, hepsi mi oradaydı? Değil, 3-5 tane yönetici oradaydı. Yani Karaköprü yönetimi gidecek, futbolcularla oturacak, konuşacak, prim verecek, motive edecek. Yani yoksa 3. lige çıkmak hiç de kolay değil. Karaköprü'nün buraya nasıl geldiğini, ne zor şartlar altına geldiğini hepimiz biliyoruz. Ve bu da ve belediye takımı Karaköprü. Maddi anlamda sıkıntısı yok. Futbolcuların paraları ödeniyor. Yani Bedi Hoca, Karaköprü'yü çok iyi bilen bir hoca. Futbolcuları tanıyan bir hoca. Ki transfer edildiğinde muhakkak şartları görmüştür. Futbolcuların CV'sine bakmıştır, kendisine bakmıştır. Ben bu işi becerim demiştir ki bu takımı 3. lige çıkandan hoca kendisi. Ben Bedi Hoca'nın ne yapıp ne edip önem almasını, Bergama maçından en az 3 puan getirmesini istiyorum, diliyorum ve umuyorum. Bakın oradan alınacak bir mağlubiyetle 4 takım düşüyor. Bunu bilmeyen izleyicilerimize söyleyelim. Vallahi Karaköprü gider. Evet. Kimse de kurtaramaz. Bir daha da bu şehirden 3. lige bir takım çıkartmak hiç de kolay değil. Kimler mücadele veriyorlar onu söyleyelim. Onun için lütfen dikkat edelim. Bu işi de ciddi anlamda üzerine düşelim. Yani şimdi Metin Başkan ne yapıp ne edip yönetime talimat verecek. Yönetim gidecek, futbolcu kardeşlerimizi motive edecek. Ekstra prim ödenir. Futbolculara motive anlamında neler yapılabilir? Bir an önce bunu yapmaları lazım. Henüz her şey bitmiş değil. 6 tane maç var. Bu 6 tane maçta Karaköprü Spor'un ne yapıp ne edip en az 12 puan çıkartması lazım ki ligde kalsın. Bu hafta çok kritik Mehmet. Evet. Bergama maçı çok kritik. Bergama maçı çok kritik. Bergama maçında mutlaka puan alması lazım. Yani çok zora sokar. Çok bu arada sevgili Ali, o görüntüleri alalım. Gönderdiğimiz görüntüleri izleyicilerimiz soruyorlar. Bizi izlediklerine dair izleyicilerimizin görüntüleri var. Ali eğer onları hazırlamışsa, hazırsa onları da verelim. Biz sohbetimize devam edelim. Peki Mahmut, bu çöküşü neye bağlıyorsun? Hüseyin Dağı gittikten sonra gitmeden Mehmet abi, gitmeden 7 maçta 3 puan almıştı zaten Hüseyin Hoca ile, evet. Son 7 maçta yanlış hatırlamıyorsam eğer, yani böyle yanıltmış da olmayayım ama hemen tekrardan açayım da evet, yanılmayayım. Tabii. Şeye gelmeyeyim. Evet. Bakayım. Evet. 1 2 3 4 5. Evet, hiç de yanılmamışım. Doğru. Bakıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 maçta, son 11 maçta bir galibiyeti var Karaköprü'nün. Çok kötü bir istatistik. 2 3 4 5 6 da beraberliği var. Çok kötü. 9 puan. 11 maçta 9 puan almış yanlış değilse. Yani bu takımın düşmesi adına, evet. Yani bakıyorum gerçekten öyle, ben de puan durumuna bakıyorum. Yani niye bu hale geldi? Sezon başında playoff hayalleri kuran bir Karaköprüspor. Yani biraz daha taraftar desteğinin olmaması, tamam diğerlerinin de taraftarı yok. Ama Karaköprü artı sahasının kötü olması, futbolcular kendi sahasına alışmışlardı. Ben 11 Nisan stadında kolay kolay maç kazanamıyor kendi sahasında oynadığım maçlarda. Bu da Karaköprüspor için çok kötü bir durum. Yani o stat gelmedi mi Karaköprüspor'a? Neden orada başarısız oldu? Bunu Bedi Hoca ve yönetim çözecek. Aksi bir durumda Allah korusun bu ligde bir düşme potasının içine girdiniz mi? Hep derdik sevgili Ali Kapaklı'ya yıllar önce program yaptığımızda, aslan şu anda midesinde puanlar. Yani ağzında değil aslanın, midesinde. Midesinden de puan çıkartmak çok zor. Evet, bu arada değerli izleyicilerimiz izliyorlarsa görüntüler gelmeye başladı. Sağ olsun Ali kardeşimize. Evet, görüyorsunuz. Bunlar sıcağı sıcağına izleyicilerimizin bize
gönderdiği fotoğraflar. Hepsine teşekkür ediyoruz ilgilerinden dolayı. Görüyorsunuz izleyicilerimizin. Evet. Evet. Bak bu çok hoşuma gitti. Evet. Hasan abi göndermiş bunu. Evet. 4-0 işareti. Evet, 4 evet, Hüseyin Baynal kardeşimiz Baynal göndermiş sağ olsun. Evet, evet, Bursa'dan Eylül. Maşallah. Evet. Güzel görüntüler. Evet, güzel görüntüler. Orhan kardeşimiz, Orhan. Çoğunu şahsen emek, tanıyorum. Emek evet, vermiş Orhan evet, da stadımızda evet, emeği olan bir kardeşimiz. Evet. Karaköprü'ye tekrar gideceğim ama evet, Bedih Hoca'yı söylüyoruz. 4 maçta alınan 5 puanı da var Bedih Hoca'nın. Yani böyle söylüyoruz ama yani bu süreç Ordu maçındaki hiç bırakmıyor. Gelir gelmez Ordu'dan 3 puan iyi. Ondan sonra alınan 2 beraberlik ki bir deplasmanda hadi su götürür. 4 maç 5 puan aslında kötü belki sayılmayacaktı ama içinde bulunduğunuz süreç size bu puanları aratır. Ben de öyle görüyorum. Yani sıkıntı yaşayacak. Göreceksin. Ya kendi sahasında olmuş olması ve direkt rakibi olmuş olması önemli bir etken. Çok, çok İnşallah önemli. İnşallah hani daha bitmemiş, oynanmamış 6 maç var. İnşallah bunların telafisi olacaktır. Bu haftalardan ziyade geçmiş haftalarında telafi maçları olacaktır bunlar. Ya Mahmut yani şimdi tamam belki yukarıda da birbirini ilgilendiren maçlar var. Karaköprü'nün ne yapıp ne edip Bergama'dan alacağı bir galibiyetle Modofen'le burada oynayacak. Bu 2 haftada 6 puan alırsa evet, Karaköprü kurtulur. Bakın 2 haftada alınacak 6 puan Karaköprü Spor'un kurtuluşu demek. Ben Bedih Hoca'ya buradan sesleniyorum. Yani 29 puan 2 haftada alınacak 6 puanla 35 puan eder. Hem futbolcular burada moralmen kendi kendilerine gelirler. Hem yönetim kendi kendilerine gelir. Hem de teknik ekibin burada futbolcuların üzerindeki çok önemli bir motivasyon farklılığı ortaya çıkmış olur. Yani Bedih Hoca'nın işi çok zor. Ama bu işin üstesinden gelecek mi? Ben inanıyorum. Gelir Bedih Hoca. O da dediğim gibi Urfa'nın değerlerinden bir hocamızdır. Çok da beyefendi bir insandır. Ama hocam durum kötü. Tehlike alarmı çalmaya başladı. Ne yapın ne edin. Bu takımı ligde bırakın. Yani Urfa Spor hep konuşuyoruz ama Emin 12 Karaköprü'nün bu durumu da bizi çok çok üzüyor. Yani bunu söyleyelim. Evet. Çünkü sıkıntı yani. Onu söyleyelim Mahmut. Evet. Dönelim Sarıyer maçına. Evet. Sarıyer ligin ilk maçındaki skoru hatırlıyor musun? 3-1 mi? 3-0. Evet. 3-0. Yine Hakan Canbazoğlu, Emre Özkan, İhsan Uğur Göktaş, Süleyman Luş, Göksu Alhaz, Galip Güzel, Muhammed Mahmut Emir daha henüz gitmemişti. Mustafa Samican Keskin, Fevzi Yüzen, Mustafa Sen, Gökdeniz Varol'un olduğu 1-11. Yedeklere bakıyorsunuz Fatih Kaldan, Muhammed Talha Küçük, Tarık Kurt, Sefa Özdemir ve Mustafa Elpar Avcı'nın takımın başında olduğu bir maç. Evet. O dönemde Ahmet Yıldırım Sarıyer'in teknik direktörüydü. Gollerde bize Nuri Terliksiz, Furkan Yaman ve bizim oyuncumuz Ömer Bozan atmıştı. Ömer Bozan da Urfa Spor'da. Nuri de bizim Nuri de bizde oynuyor. Terliksiz kalsın. Evet, evet, terliksiz kalsın Nuri diyelim. Evet. Yani Karaköprü'nün dışında Sarıyer'le bahsediyoruz ama bizim Sarıyer'le işimiz zor Mahmut. Yani evet. Çünkü puan durumunda bir Sarıyer'le hemen bir kısa şey yapayım. Çünkü Sarıyer'in İstanbul takımı olduğunu hep biz biliyoruz. İstanbul takımları burada playoff oynuyor. 29 maçta 13 galibiyeti var. 10 beraberliği var. 6 mağlubiyeti var. 41 gol atmış ama 24 gol da yemiş. 24 gol 52 puanı var. 49 puanı var. Evet. Bu da onların playoff için şansının olduğunu gösteriyor. Hemen onun altındaki Erzincan'ın da 49 puanı var. Kocaeli'nin 52 puanı var. Yani Kocaeli bu hafta Ahmet'e yenilmezse Ahmet'in de şansı halen devam ediyor. Kocaeli açık ara işi götürmüş olacaktı. Sarıyer'le ilgili Çetin Burum yine benim istatistik danışmanım. Evet, evet, Çetin spor danışmanım. Programımıza yaptığı geniş geniş dolayı çok teşekkür ederim. Çalışma yapmıştı. Ben onu hemen paylaşayım. Rakibimiz Sarıyer'le ilgili o da bir evet, çalışma yapmış ki Allah ondan razı olsun. Böyle bizi hep destekleyen bir yanı var. Onun da desteği almadan zaten burada o kadar çalışmayan öğrenciye de böyle bir şey lazım. Ben evet, kopya çekiyorum. Tembel bir öğrenciyim. Bunu da kabul ediyorum. Evet. Çok çalışma yapmıyorum ama Çetin sağ olsun benim o eksiği gideriyor. Kadrosunda 24 oyuncu var. Yaş ortalaması 28.4. Hocaları Ekrem Al hocamız. Geçmiş yıllarda Şanlıurfa Spor'umuzda da görev almış. Ekrem Al hocayla çalışıyorlar.
6 maçtır Ekrem Al Hoca takımının başında. Bu maçlarda 3 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik almış. Puan ortalaması Ekrem Al Hoca'nın 1.67. Hemen bunu söyleyelim. 29 maçta 49 puan toplamış. En golcü futbolcusu Bertül Kocabaş 8 gol kaydetmiş Sarıyer adına. Dış sahada 14 maçta 19 puan almış. Bunu da hemen söyleyelim. Deplasmanda toplamış olduğu. O kim mağlubiyeti Ekrem Hoca ile kim mağlubiyeti kime karşı? Muhtemelen yazmıştır. Geleceğim evet. Oraya da. Evet. 14 puan almış. İç sahada 30 puan toplamış. Dış sahada 3 mağlubiyeti var. Evet. 4 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet. Deplasmanda 3 mağlubiyeti var. Bu da hemen bunu da söyleyelim burada. 11-14 maçta 3 mağlubiyet almış. O olmuş, evet. Önemli. Demek ki deplasmanda kolay da teslim olmuyorlar. Dış sahada 12 gol atıp 9 gol yemiş. Bu da fena değil. Demek ki böyle 1-0, 2-1'lerde bitiriyor maçlarını Sarıyer. Dikkat etmemiz lazım. 12 gol atmış az değil. Neredeyse her maçta gol atmış Sarıyer, öyle düşünebiliriz. 12 golün 10'unu ikinci yarı, ikisini ilk yarı atmış. Aynen düşündüğümüz gibi evet. Olmuş, tutmuş. İkinci yarıda golleri bulmuş. 9 golün 5'i ilk ikinci yarıda yemiş. O da ilginç. Galip geldiği maçlar Ergene, Sancaktepe, Niğde, Ahmet. Evet. Ve bu arada Manisa FK'dan puan alan 6 takımdan biri. Manisa FK bu ligde 6 takıma puan vermiş demiştik. O 6 takımdan biri de Sarıyer. Bunu da söyleyelim. Dış sahada genelde 4-1-4-1 sistemiyle oynayan bir takım. Sert takımlara karşı, biraz daha böyle kore kore mücadele eden takımlara karşı da 4-2-3-1 sistemiyle oynayan bir ekip. Acaba Çetin kardeşimiz maçın skoruyla ilgili ne düşünüyor? Urfa Spor Sarıyer maçıyla ilgili. Bunu da şimdi evet. Çetin söyleyeceksin evet. Bize kardeşim. Evet. Grubumuzda kadrosunda daha önce takımımızda görev almış en çok oyuncu bulunduran takım. Geçmiş dönemlerde Şanlıurfa Spor'da 5 oyuncusu forma giymiş. Sarıyer'in şu anki kadrosunda Nuri Terliksiz, Ozan Tahta işleyen, Şaban Özel, Hüsnü ve Başkurt. Muhammed Demirci ilk devreyi bize tamamlayan. Muhammed de şu an Sarıyer'in evet. Kadrosunda, bunu da söyleyelim. Ve grubumuzda kadrosunda üst liglerde oynamış futbolcu sayısı en fazla olan takım da yine Sarıyer. 11 futbolcusu üst liglerde futbol oynayıp alt lige dönüş futbolcular, bunu da söyleyelim. Muhtemel kadrosunu da Çetin sağ olsun bizimle paylaşmış. Sağ olsun, evet. Şanlıurfa Spor da o sert rakiplerin arasına girdiği için 4-2-3-1 şeklinde bir kadroyla kalede Ali Türkkan'ın olmasını bekliyoruz. Sol bekte bizim çok iyi bildiğimiz, yakından tanıdığımız Şaban Özel. Evet. Stoperlerde yine Şanlıurfa Spor forması giymiş, Samsun Spor'da gelmiş Nuri Terliksiz'i bekliyoruz. Ve Mehmet Çiçek olacak onun yanında. Ozan Tahta sağ işleyen yedek mi? Yedekler arasında. Evet. Ozan zaten oynamıyor genelde. Evet. Sağ bekte Oğuz Yıldırım bekleniyor. Ön liberolu sistemle oynayan bir takım. Rakibe göre demiştik 4-2'nin o ikisinde Mahmut Bilir ve Savaş Yılmaz olacak. Orta sahada Türk futbol severlerin yakından tanıdığı Barış Memiş. Halen devam eden bir tabii. Futbol. Barış Memiş olacak evet. Orta sahasında. Orta sol oynayacaktır muhtemelen. Ve yine onun yanında orta sahada en golcü futbolcusu bu arada orta sahada mücadele eden Bertül. Orta sahada 10 numara pozisyonunda ama ofans oynayan bir orta saha. Evet. Bertül'ü bekliyoruz. Hemen sarıgında Okan Deniz olacak. Forvet'te de Furkan Yaman'ın görev almasını bekliyoruz bununla ilgili. Bunu da hazırlayan Çetin Burum kardeşime de teşekkür ediyorum. Mehmet Mercan kardeşimiz izliyormuş. Abi her şey güzel de milli takımdan neden hiç bahsetmiyorsunuz? Göğsümüzü kabartan bir milli takım var. Yarın da Letonya ile maçı var milli takımın. Tabii ki milli takım hepimizin gururu. Milli takımı izlerken emin olun ki göğsümüz kabardı. İki maçta alınan 6 puan çok önemli. Yarın akşam da Letonya'ya karşı 21.45'te ki seyircili oynanarak söyleniyordu. Fakat son anda yapılan açıklamayla biliyorsunuz yine ülkede pandemi nedeniyle Ramazan ayında yasaklar söz konusu. Başladı bile çok yükseldi oranlar. Lütfen dikkat edin maske, mesafe, hijyen kurallarına. Akşam Cumhurbaşkanı adına açıklamaları çok önemliydi. Bütün halkımızı bu tedbirlere uymaya davet ediyoruz. Ama milli takım maçı için seyirci alınacak deniyordu. O da iptal edildi. Kesinlikle seyirci alınmayacak. Milli takım göğsümüzü kabarttı Şenol Hoca ve öğrencileri. Yani bugün bir Hollanda'ya 4 gol atmak ardından ki Sherlock gibi önemli oyuncunun olduğu Norveç'e hem de İspanya'da oynandı maç Malaga'da 3-0 gibi net bir skorla galip gelmek mükemmel sonuçlar.
genç bir jenerasyon. Çok iyi oyuncular var. Milli takımın da Dünya Kupası'na gideceğini düşünüyorum Katar'da oynanacak. Ki orada olmamız lazım. Orta Doğu ülkesi Katar bizim de çok iyi dostluk ilişkilerimizin olduğu bir ülke. Ben milli takımın bu sene yarın akşam alacağı galibiyetle çok önemli bir avantaj yakalayacağını düşünüyorum. Tabii ki söyleyeceklerimiz hep Urfaspor'u konuşuyoruz ama milli takım da bizim takımımız, ülkemizin milli gururu. Ben milli takımımıza başarılar diliyorum. Bugün gelinen önemli iki maçta alınan 6 puandan dolayı Şenol Hoca ve yöneticilerini kutluyorum. Söyleyeceklerimiz bu Mehmet kardeşimize. Milli takım hepimizin gururu Mahmut. Yani evet. Milli takımla gurur diyoruz gerçekten. Adı işte milli. Evet, milli olunca her şeyle milli. Yani taraftarlarımız soruyor abi milli takımla ilgili neler düşünüyorsunuz diye. Ben fikrimi söyledim bilmiyorum. Eyvallah. Yani. Başarılar diliyoruz milli takımımıza. Yani genç bir jenerasyon yakaladı da bu işi. Çok önemli bir kadromuz var. Hani hep dönüyor işte bu hoca işi ama düşünün 3 tane stoperiniz var. Evet. Biri Liverpool'da, biri Leicester City'de, diğeri nerede oynuyordu? Çağlar Leicester'da. Evet. Ozan Kabak Liverpool'da. Liverpool'da. Evet. Merih Juventus'ta Mehmet abi. Yani böyle bir defansınız var. Evet. Hani genelde 3 stoperimiz ya. Burak'taki şeyi nasıl gördüm abi? Abi Burak oynuyor Mehmet abi ya. Demek Allah bak, hepsini 36-37 yaşında ama kendi kendine Allah bakın, sakatlıktan korusun inşallah. Evet. Futbolcu önemli. Kendi kendine baktı mı? Aynen öyle. Gidiyor abi. Ronaldo Mehmet abi. Evet. 60 küsür milyon euro bonservisi Ronaldo'nun. Kaç yaşında ama? 38 yaşında mı? 37 yaşında. Evet. Bakarsan oynuyorsun abi. Hala ama defans dediğin gibi Haylat gibi bir oyuncu. Oyuncu işte. Hoca ikinci yarıda oyundan aldı. Çünkü bir de bir maç başlarken Gümüşhane maçında Urfaspor'da da aynı ışığı gördüm. Maç başlarken belliydi Şanlıurfaspor bu maçı rahat kazanacak. Milli takımda da aynı ortam vardı ki Sarıyer maçında ben muhakkak Şanlıurfaspor'un yani galip geleceğinden hiçbir şüphem yok. Ama maçın 10. dakikalarında ya 5. dakikada anlıyorsun zaten. Yani Sarıyer'in gardını o dakikalarda mesela bu maçta 3. dakikada golü bulmuştuk. Erken gardını düşürürsek işimiz kolaylaşır. Yani galip geleceğini ben de düşünüyorum. Tabii ki taraftar alınmıyor biliyorsunuz. Çok önemli Sarıyer maçında futbolcuların da ne yapıp ne edip ki ben inanıyorum. Sevgili Ali yayınlarsa bir görüntü vardı futbolcu kardeşlerimizin o birlik beraberlik ortamıyla ilgili fotoğraflar vardı. Onları bir görelim. Bakın Urfaspor'da futbolcular nasıl kaynaşmışlar ve bu kaynaşma neticesinde gelen başarı bugün puan tablosuna yansımaya başladı. Ama bakın söyledim asla ve asla gevşememek lazım. Asla yani Şanlıurfaspor şu anda iyi durumda deyip eğer işi gevşetirsek henüz matematiksel olarak kalmamız belli değil. Birçok izleyicimiz yine de sormuş. Tabii maçtan görüntüler de var bu arada. Sevgili Ali Reyes arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Bunlar önemli görüntüler. Bakın mücadele ve azim var burada. Futbolcuları görüyorsun. Yani şimdi ben inanıyorum yani Şanlıurfaspor. Bir de soğuk hava yani. Soğuk havaya rağmen bunlar çok güzel şeyler. Turuk Doğan Şahin'in muhteşem bir oyunu vardı. Bak Sercan. Sercan'a hiç top vurdurmadık. Yani oyun içerisinde Sercan maalesef topla buluşmadı bile. Yani bir tehlikeli atakları bile. Yani birkaç atakları vardı. Gerçeği konuşmak lazımsa ama hiçbiri Şanlıurfaspor'un o maçtaki azmini, inancını kırmadı. Futbolcular istekliydi, hevesliydi. Biz bu maçı alacağız diyorlardı. Giden yöneticilerimiz de öyle. Hangi yöneticimizle görüştük de sevgili Mahmut Mahmut olsun, sevgili Ahmet Bulut olsun. Bakın bu görüntüyü söylüyorum. Bak, futbolcunun doğum günü Süleyman Luş'un burada. Bunu söyleyelim. Sürpriz yapmışlar. Yaz pasa getirmişler. Bunlar bundan önce gördüğümüz görüntüler değil ama Gürses Hoca'nın bakın Mahmut görüyor musun? Gürses Hoca'nın orada ne kadar bile bir kaynaşma ve birliktelik içerisinde olduğunu hepimiz görüyoruz. Bu bizi bakın. Bakın bu görüntüye bakın. Hoca oyuncusuna eliyle pasla ikram ediyor. İşte bunlar bizi umutlandırıyor. Bunlar bugün bizim burada çok rahat konuşmamıza sebep oluyor. Bunlar bizim geleceğimiz için önemli şeyler. Ben futbolcu kardeşlerimi, bu arada Süleyman kardeşimizin de yeni yaşının hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Nice mutlu, sağlıklı, sakatsız yıllar diliyoruz. Kendisi geldi biliyorsunuz Erkan Süer'le birlikte ama gitmedi, kaldı, ben emek vereceğim dedi. Hocanın da ilk 11'deki değişmez isimlerinden biri oldu. Mutlu yıllar diliyorum kendisine. Yani bütün görüntüler bizim bugün burada umutlu konuşmamıza sebep oluyor. Bu da bizim için çok önemli. Ben Gürses Hoca'yı kutluyorum.
futbolcu kardeşlerimi kutluyorum. Sarıyer maçında da bize alacakları bir galibiyetle ben artık diğer takımların da puan kaybedilmesiyle birlikte Şanlıurfa Spor'un ligde kalmak adına %75 oranında Hüseyin kardeşimiz sormuş. Yani Mahmut abiye sorar mısınız ligde kalma bandı kaç olur? Kaç puan gerekli? Şu anda Şanlıurfa Spor'un 24 puanı var kalan maçlarda. Yani 8 hafta kaldı biliyorsunuz Urfa Spor'un. 8 haftadan 4 maçını içeride, 4 maçını da deplasmanda oynayacak Şanlıurfa Spor. Yani 12 puan alırsak 36 puanla takım ligde kalır. Kendi fikrini bilmiyorum, senin fikrin ne? Yani bence de 34, 35, 36 kalır değil mi 34, kalır. 35? Evet. Yani, alttan gelen takım yok. Sancaktepe 10 maçta 1 puan almış. Diğer takımlara keza öyle. Gümüşhane 4-5 puan almış. Yani bu hafta oynanacak maçlar önemli. Sevgili Ali, bu haftanın maçlarını hemen alırsak bir de programımızın sonlarına doğru o maçlarla ilgili de yeni açan izleyicilerimiz var. Mesaj atıyorlar abi gelecek haftanın maçları falan diye. Bir ona bakalım. Tekrardan bir puan durumuna bakalım. İzleyicilerimiz onları böyle bir görsünler. Programımızın da yavaş yavaş önümüzdeki hafta maçları bu. Bakın. Sarıyer kendi sahamızda ağırlıyoruz. Televizyonlarını yeni açan izleyicilerimiz var. Mesaj atıyorlar. Hemen söyleyelim. Bu haftanın maçları bunlar. Yani bizi ilgilendiren maçları da söylemiştik. Uşak Gümüşhane maçı bizim için çok önemli. Şanlıurfa Spor'un için önemli olan maçlar. Hacettepe Zonguldak maçı, Zonguldak Kömür maçı çok önemli. Sancaktepe İnegöl maçı bizim için çok çok önemli bir maç. Ankara Demir, Nigde, Anadolu. Yani bizi ilgilendirmeyen maçlar Ahmet Afyon, Maraş Kocaeli. Ardından Hekimoğlu, Manisa. Bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren maçlar Şanlıurfa Spor, Sarıyer ve Sancaktepe İnegöl, Ankara Demir, Nigde ki çok önemli. Zonguldak Kömür ve Hacettepe. Hacettepe kendi sahasında Zonguldak Kömür'ü ağırlayacak. Bir de puan durumu alalım sevgili Ali hemen. Puan durumuna da programı kapatmadan önce yeni açan izleyicilerimiz var. Onlar için bunları veriyoruz. Programın başında da söylemiştik. Puan durumuna bakıyorsun. Yani alttaki puan durumlarına özellikle bakalım. Ki hafta içerisinde programın başında da demiştik. Zonguldak Kömür'le Sancaktepe'nin erteleme maçı vardı. O maçlar bir sona erdi. Çünkü milli takımdan dolayı biliyorsunuz Süper Lig'de ve şeyde maçlar yoktu. O arada Urfa Spor da bir hafta ara verdi. Bizim maçımız Sarıyer maçımız Perşembe günü yine saat 14'te, bunu da söyleyelim. Son puan durumu da bu değerli izleyicilerimiz. Bu arada sevgili Sabri Aslan, Hasan Uğana ağabeyimiz bizi izliyor. Selamlar gönderelim. Sabri Aslan kardeşimize selamlar gönderelim. Yani Gümüşhane 20 puanda, Nigde Anadolu 20 puanda. Bu hafta Gümüşhane ve Anadolu'nun puan kaybettiğini düşünürsek, Hacettepe'nin berabere kaldığını düşünürsek, Şanlıurfa Spor'un alabileceği bir galibiyet de 27 puanda ki Zonguldak, yani Şanlıurfa Spor, ben öyle tahmin ediyorum ki puan durumunda ligin sonunda burada bu sıralamada kalacak diye düşünüyorum. Yani orada kalır Şanlıurfa Spor. Ben görüşüm bu. Evet Mahmut'cum, ekleyeceğin bir şeyler var mı bilmiyorum, sen neler söylemek istersin? Yani düşmeyle alakalı ben çok da bir tedirginlik yaşamıyorum. Ya biz bu ligde kalırız her türlü. Evet, evet. Programa başlarken bir şey demiştin. Geçen haftalarda ligde kalmayı konuşurken evet. İşte ligde kalmamız sürpriz olur demiştik. Şimdi de düşmemiz aynısı. Sürpriz için olur. Geçerli. Çünkü yani 4 puanla başlamıştık biz. Evet. Şu an geldiğimiz noktada 20 puanlara gelmişiz. 22 Mahmut, puan. Yani bakın orada bizim 3 puanımız da silindi. Evet. Yani birçok izleyicimiz belki bunu bilir. Son ama 4 maç 10 puan olursa... çok önemli Mehmet abi. Son evet. 4 maç evet. 10 puan. Evet. Çok önemli bir istatistik. Başarılar diliyoruz Şanlıurfa Spor'umuza. Heyecanla Sarıyer maçını bekleyeceğiz. Yönetime, futbolcu kardeşlerime, hocaya başarılar diliyorum. Taraftarımıza verdiği emeklerden dolayı başarılar diliyorum. Dediğim gibi forma kampanyamız devam ediyor. Twitter'dan beni ve sevgili Mahmut Kılıç kardeşimi takip ederseniz Twitter'da F Mehmet Baylan diye yazarsanız, Mahmut Kılıç diye yazarsanız takip ederseniz forma kampanyamız devam ediyor. İş adamlarımızdan da bu konuda destek bekliyoruz. Tenemarkaj adına dediğim gibi kaynaşmayı sağlamak adına bunları yapıyoruz. Taraftarlarımıza Şanlıurfa Spor'u kamuoyunun gündeminde tutmak adına aynı duyarlılığı maddi konularda sevgili iş adamlarımızdan bekliyoruz. Bakın Şanlıurfa Spor'da önemli iş yapan organize sanayide fabrikalar var. Şehir merkezinde iş yapan, yani bugün isim vermeyin, doğalgaz firması var ki çok büyük bir firma. Urfa'da çok önemli miktarda paralar kazanıyor. Yani bu doğalgaz firmasının Şanlıurfa Spor'a neden bir katkısı olmaz diye merak ediyorum. Aynı zamanda elektrik firmasının neden Urfa Spor'a katkısı olmaz merak ediyorum.
Telafon şirketlerinin neden katkısı olmaz? Çok merak ediyorum ki yönetimin her konuda girişim yaptığını da biliyorum. Ama maalesef bugüne kadar bir sevgili Mehmet Can Polat Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Kendisine bir yemekleri var. Zeynel Başkan'ın yapabileceğinden çok çok fazla şeyler yaptı. Emin olun ki bir belediye başkanının yapabileceği en güzel şeyleri, en faydalı şey maddi anlamda, manevi anlamda yaptı. Yani biz hatta bazen konuşuyoruz sevgili başkanla, heyecanlı biraz Urfa Spor maçlarında gelmek istemiyor sevgili başkan, ama inşallah ligde kalmamız garanti olursa o sözü aldık, gelecek Urfa Spor maçına. Buradan aynı duyarlılığı bütün siyasilerden de bekliyoruz. Bu arada sevgili Kasım Gülpınar milletvekilimiz ve İbrahim Yalçın milletvekilimiz MKYK'ya girdiler. Onlara da buradan seslenelim. Lütfen ki Sayın İbrahim Halil Yıldız'ın, Urfa Spor eski bir futbolcu kendisi, çok büyük bir futbol sever, Urfa Spor'u da çok seviyor. Geçen hafta bir fotoğrafı vardı. O da sizinle paylaşmıştı. Şanlıurfa Spor'un formasını ve kaşkolunu görünce çok mutlu oldum. Sayın Vekilimiz, sizin önderliğinizle Urfa Spor'a lütfen sahip çıkalım. Ama üzüldüğüm bir nokta var. Hacettepe maçına takım gitti. Bunu yöneticiler söylüyor. Üzülerek söylüyorum bunu. Hiçbir iş adamı, hiçbir Urfalı sivil toplum örgütü Ankara'da gidip Şanlıurfa Spor'u ziyaret etmedi. Bu biraz bizim için üzücü bir durum. Neden bu kadar ayrı kalıyorlar? Neden araya mesafe koymuşlar? Bunu da kendilerine soruyorum. O mesafeyi kaldıralım. Çünkü Şanlıurfa Spor yönetimi çok samimi. Emin Başkan çok önemli işler başardı. Kabul etmek lazım. Doğal bir insan. Bugün kim Urfa Spor Kulüp Başkanı? Ha, eleştiriyoruz da zaman zaman kendisini, ama eleştirilecek bir zaman değil. Sönenecek bir zaman değil. Ama kendisi Urfa Spor Lig'de kalırsa önümüzdeki sezon söz verdi bize, şampiyonluğu oynatacak. Evet Mahmut. İnşallah. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Yani son bölümümüzde öksüreyim el verdiğince, ben de katılmaya çalıştım ama büyük bir yükü Mehmet abiye yükledik. Evet. Hasta hasta buradayız. Program yapmaya çalışıyoruz. Bir şeyler konuşmaya çalışıyoruz. Sesimiz yettiği kadar. Ben de şu an sesimin de hakikaten böyle kötü çıktığının da farkındayım ama olduğu kadar sizlerle birlikteyiz. Evet. Şanlıurfa Spor'umuzun kazandığı bu haftalarda bizler de ekranda olalım diye geliyoruz. Hastalığı unutuyoruz, her şeyi unutuyoruz. Şanlıurfa Spor'umuzun galibiyeti bir noktada bize enerji veriyor, bizi motive ediyor. Buraya geliyoruz, konuşmaya çalışıyoruz. Konuştukça boğazımız kuruyor. Sizi öksürüklüğümle rahatsız ediyoruz. Ne yapalım? İkimiz de ara ara öksürerek. Çok şükür ama böyle artık bitimine kadar getirebildik. Getirebildik, evet doğru. Buraya kadar getirebildik. Suç lisan ettiysek affola. Öksürük sesimizden rahatsızlık verdiysek de kusura bakmayın vallahi. Tutabildiğimiz kadar tutuyoruz. Programın açılışından beri sıcak su içiyorum. Ancak buraya kadar geldik. Evet. Mehmet abi. Ben de sevgili Mahmut'a çok teşekkür ediyorum. Ekranlar başında bizi izleyen bütün izleyicilerime mesajlarını okuyamadıklarım var. Çok özür diliyorum. Dediğim gibi hava geçen hafta yağmurlu, soğuk. Mahmut anlattı. Soğuk aldık. Ben de, o da çok dikkat etmemize rağmen. Ama her şeye rağmen çıktık programa. Dedik ki izleyicilerimiz bizi bekliyor. En azından biraz aydınlatabilelim. Sarıyer hakkında bilgiler verdik, önemli bilgiler verdik. Gümüşhane maçının analizini yaptık. Buradayız. Önümüzdeki hafta da burada olacağız. Perşembe günü Şanlıurfa Spor'umuza yürekten başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir galibiyetle önümüzdeki hafta, pazartesi gününe burada güzel bir program daha nasip olur. Fırat Ramazanoğlu ağabeyime de saygılar gönderiyorum. Yine demiş ki her şeye rağmen program mükemmeldi. Yani elimizden gelmesini yapmaya çalışıyoruz. Puan durumlarını vermeye çalıştık. Haftanın maçları oynanan rejideki arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederim. Emek verdiler. Allah hepsinden razı olsun. Hayırlı akşamlar, iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Evet. Ancak boğazımızın yettiği kadar sizlerle birlikte olduk. Haftaya yine birlikte oluncaya dek mutlu akşamlar.